Oldukça iyi hissediyorum. Eurocup'ta ilk deplasman maçımız olacak. Çok heyecanlıyım. Takımımız için yeni bir sınav olacak. Galibiyet almak için sabırsızlanıyoruz. Çıkıp maçımızı oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Eurocup'ta ilk deplasman maçına çıkacağız. Son oynadığımız maçı kendi sahamızda kaybettik. Şimdi deplasmanda kazanmanın bir yolunu bulacağız. Hazırız, antrenmanlarımızı yapacağız. Umarım savaşırız ve bu maçı kazanırız. İlk maçı bildiğiniz gibi kaybettik kendi evimizde Münih'e. Bu çok önemli bir karşılaşma. Eurocup'ta iddialı bir takımız sonuçta. Yolumuza devam etmek açısından gruplarda da en iyi şekilde sıralamada yerimizi almak istiyoruz. O yüzden İtalya'ya gidip maçı kazanmak istiyoruz. Önemli bir maç. Parkeye çıkıp oyunumuzu iyi oynamalıyız. Yapmamız gerekenleri yaparsak her şey iyi olacaktır. İyi bir antrenman yaptık. Maça hazırız. Onlar da iyi oynayacaktır. Onların oyununu bozmamız gerekiyor. Yeni bir takım olduğumuz için şimdi daha Avrupa'da hiç oynamamış oyuncular da var. Münih takımı da iyi takımdı. Bize karşı galip geldi. Ligde de Darüşşafaka'yı son topta kaybettik. Daha iyi olacağız. Yarın kazanabiliriz. Biz daha iyi bir takımız normalde ama onlar da gerçekten open court'ta iyi bir takım. Durdurmamız lazım, maça çok iyi başlamamız lazım. Neticesinde kazanıp İstanbul'a dönmek istiyoruz. Valla açıkçası yarınki maçtan ben şahsım adına çok ümitliyim. Darüşşafaka'ya son topta kaybettik. Takımın giderek bence yükselen bir grafiği var. Gerek antrenmanlarda gerekse bu resmi maçlarda yavaş yavaş kendini gösteriyor. Gaziantep maçından sonra tabii ki iyi oynanan bir maçtan sonra Bayern Münih'e farklı kaybetmek moralleri bozdu. Ama neticede bu tip maçlar olacak. Rakibin hücum şeyinden ilgili, hücum organizasyonuyla ilgili biraz daha bir detayları çalıştık. Çok hafif bir şey oldu, sonradan şut attık. Hazırız yani, bir problem yok. İşte sakat oyuncular, Richard'ın biraz daha iyi olduğunu gördük. Oynayabilecek duruma geldi. O bizim için bir avantaj. Zor bir maç tabii akşam. Bu zor bir salon. Seyirci baskısı da olacak. Eğer önemli topları iyi oynarsak kazanacağımızı tahmin ediyorum ama disiplini hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Çok disiplinli oynamak lazım. Yeah, you messed up. Now I don't want.
I got a whole lot.
back. We don't know if it's real high. We don't know if it's gon' fight. We beat up the beat just like. We beat up the beat. We beat up the beat. We don't know if it's get low. We don't know if it's go slow. We beat up the beat, shallow. We beat up the beat. We beat up the beat. Listen, listen here, girl, I got that freaky, freaky. Pull up with my hot top snake. Önde götürdüğümüz bütün maç ve rakip bir kere öne geçti ve tamamen oyun disiplinimizi kaybettik. Yani tabii bu seviyede bunları yapmamamız lazım. Hiç beklemediğimiz derecede bazı oyuncular kötü oynadı. Yani mücadele açısından uzun bir süre 30-35 dakika çok mücadele ettik. Yani orada bir problem yok ama hiç beklemediğimiz derecede hücumda bazı oyunculardan kötü performans aldık. Tabii bu neticede oyunun sonucunu etkiledi. Yapacak bir şey yok. Yani çok tabii büyük bir moral bozukluğu oldu takımda. İkinci mağlubiyetimiz bizim Euro Cup'ta. Şimdi tabii hemen cumartesi günü oynayacağımız Karşıyaka maçına bakacağız. Yani ona hazırlanacağız. Yapacak bir şey yok.